Yaban kuş gibi ele konmayan nefs nasıl terbiye edilir? İnsan ahlaki kötülüklerden kendisini nasıl sakınır? Benliği, ikiliği yok eden ilahi aşka nasıl ulaşılır? Edep nedir? Aşk nedir? Hayat nedir? Ölüm nedir? Benlik nedir gibi insan zihnini sürekli meşgul eden sorulara verilen cevaplar, yalın bir hayat süren bozkır göçebelerine nasıl anlatılır? Baban nenin sultanım, koldağına sultanı, aynalayın sultanım, derinde onlasın ay. Zamanım altıştı sey, kalkın nenin aman bu külkü oyun mol bu sinay. İşte Yesevi'yi büyük ve zamanlar ötesi yapan şey, bu sorulara verdiği cevaptadır. Bu yalın ama aynı ölçüde samimi cevap, onu Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu yapacak ve kendisinden sonra gelen bütün büyük mutasavvıfları etkileyecektir. Onun İslamiyet yorumu, korkuya, cezaya değil, aşka ve irfana vurgu yapar. Korkuyla yapılan ibadeti, kölenin ibadetine benzetir. Oysa gerçek aşık, ister cennete, İster cehenneme girecek olsun, Allah için ibadet eder. Bu, Yunus Emre'de, cennet, cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek, seni dizelerinde ifadesini bulacak olan anlayıştır. Ahmet Yesevi, sevgiye, hoşgörüye, ilime, İrfana giden yoldaki engelleri bir kaşık ustasının sabrıyla yontar, temizler. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen hikmetlerini Türkçe söyler. Ocak mevte verindim deşecim, para sattın öt gölümlü bütüm. Umur çırkın bir kalıpta durmaydı, kızlı yetip kanatlanıp ösürdü. 18,000 elimde bir yıl bulgan Muhammed. 33,000 serdarga bir yıl bulgan Muhammed. Barı seni sabırlı kanagattın Muhammed. Yol atmaydın garıpka jaman attı Muhammed. Bakıt görsü ümbütü şatlanatın Muhammed. Bırak onda ədik çok maktanatın Muhammed. Allah artık jaratkan kasiyettin Muhammed. Büyürlütün oyundu ösüyettin Muhammed.